Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir paranın caiz olabilmesi için kullanıcılar arasında değiştirilebilmesi veya kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren bir özellikte olması gerekiyor. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik içerip içermemesi, bir aldatma aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup olmamasıdır. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan dijital kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan Aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi, belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir. Gelin bunun detaylarına beraber gidelim. 1. İslami finans, finans açısından parada aranan ölçü, Kıymette istikrar ve ona itibar edilmesidir. Bunun için de paraların arkasında bir garantör bulunmalıdır. Garantör toplum olabileceği gibi toplumu temsil eden devlet veya başka bir müessese hatta paranın dayandığı sistemin kendisi de olabilir. Para olarak kullanılan şeyin ölçüsü ham maddesinin ne olduğu değil. Bu konuda esas olan insanların örfü yani bir şeyi para olarak kabul etmeleri ve tedavülüdür. Anılan kriterleri taşıdıktan sonra paranın mal, maden, kağıt, kaydı, elektronik ya da kripto birim olması arasında fark yoktur. Bir şeyin içsel yani hakiki değere sahi, sahip olup olmaması onun para olma hükmünü etkilememektedir. 2. Kağıt paralardan itibaren tedavüldeki paraların tamamına yakınının itibari veya kaydı nitelikte oldukları unutulmamalıdır. Bunlar madeni paralar gibi hakiki bir değer içermediklerinden manipüle, aldatma ve değeri dışında dalgalanmalara daha fazla açıktır. Bu sebeple paranın istikrar ve itibarını koruma imkanlarına yönelik araştırmalar yapılırken diğer taraftan kripto paralar gibi yeni paraların zayıf noktaları ve yol açacağı muhtemel mağduriyetler konusunda da toplum ve ilgili paydaşlar uyarılmalıdır. 3 Bugüne kadar kripto paralar konusunda ortaya konan çalışmaların çoğu en yaygını olan bitcoin merkezidir. Halbuki tamamen farklı temelde çalışan yine blok zincir teknolojisi temelinde üretilen kripto para birimleri de bulunmaktadır. Çalışmalarda kripto paraların bir bütün olarak ele alınması önem arz etmektedir. 4. Mevcut değerlendirme ve fetvalarda bu paraların dayandığı blok zincir teknolojisinden bahsedilmemekte ya da bir bütün olarak sanki zikredilen olumsuzluklara tüm kripto paraların ve dayandıkları teknolojinin de caiz olmadığı belirtilmektedir. Bundan sonraki çalışmalarda bu teknolojinin merkeze alınması daha gerçekçi sonuçlar verecektir. 5. Kripto paraların bir takım olumsuz yönleri bulunmakla birlikte Kara para aklama, illegal yapılara finans sağlama, belirsizliğe bağlı yüksek risk, para sahiplerinin meşguliyeti, yasal dayanaktan yoksunluk gibi olumsuzlukları da barındırmaktadır. 6. Kripto paralar şifreli bir elektronik cüzdanla muhafaza edilmektedir. Dolayısıyla şifrenin unutulması veya başkaları tarafından ele geçirilmesi durumunda o paralara ulaşmak imkansız bir hal alır. Aynı şekilde bu paralara sahip olan bir kimsenin ölmesi halinde paraların miras yoluyla varislerine intikali ile ilgili düzenleme henüz söz konusu değildir. Bu da fıkhi açıdan malın korunması maksadına aykırı olarak görülebilir. 7. Konuyla ilgili değerlendirmeler dikkate alındığında netice itibariyle kripto paraların asla mübah oldukları ancak bazı İslam hukuk araştırmacılarının yukarıdaki bahsi geçen mahzurlara yol açtıklarından şer an sakıncalı sonuçlara götürmesi kesin veya kuvvetle muhtemel olduğu için sedd-i zerai konular kapsamına dahil ederek caiz görmedikleri anlaşılmaktadır. Bu olumsuzluklar ortadan kaldırıldığında veya minimize edildiğinde caiz olmalarının önünde bir engel kalmayacaktır. Son olarak finans teknolojisinin birçok alanı yanında bu konuyla ilgili de daha kapsamlı ilmi toplantıların yapılması ve toplantılarda kripto para birimlerinin teknolojisi, niteliği yani mal, değer, para gibi kullanımından kaynaklı spekülatif sorunların boyutu gibi hususlara özellikle yoğunlaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ve benzeri videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Esselamu Aleyküm.